Cimrilik ettin, bir elektrikçi çağırmadın. Uğraşıyorsun bir saattir. Sanki parası cebinden çıkacak. Ha. Hanımefendi, benim görevlerimin arasında bu evin çıkarlarını korumak da vardır. Adnan Bey düşünmüyor senin kadar. Yalan mı? Menfaat sırf maddiyatla olmaz. Huzur en önemlisi. Firdevs Hanım geldikten sonra ara ki bulasın. Daha gelmeden hazırlayın bakalım kendinizi. Görünen köy kılavuz istemez. Bak, söylerim Bihter Hanım'a, verdiği izni geri alır ona göre. Tamam, sen bırak bunu. Çağır Cemile'yi, devam etsin. Mutfağı toparla sen. Akşama gideceksin madem, yetiştiremezsin sonra. Hadi. Tamam. Hadi. Sigortayı açıver Nesrin. Açarım. Bir evimiz eksikti. O da oldu çok şükür. Ne yapıyorsun sen öyle? Hiç. Çamaşır yıkayacaktım. Beşir'in kirlisi var mı diye bakmaya geldim. İyi. Bırak şimdi çamaşırı. Hadi annene yardım et. Bekliyor, koş. İçinmiş acaba? Oku bakayım şunun kağıdını. Çok küçük yazmışlar, göremiyorum. Soğuk algınlığı, ateş, baş ve diş ağrıları. Tamam, ver. Şu da vitamin, biliyorum bunu. Şunları içsin de bir meyve suyu sıkayım bari. Abla, ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Kızacağım bir şey söyleme sen de. Yok yok, öyle bir şey değil. Cemile ile ilgili. Ne olmuş Cemile? Kızmak yok ama. Ay tamam, söyle ne olmuş? Beşir'e sevdalı galiba. Ne biliyorsun? Yani olan biten bir şey yok. Ama anlıyorum işte. Beşir'in odasında gördüm az önce. Ya eşyalarını okşuyordu. Yazık. Kız seviyor için için. Ben söyleyeyim. Vallahi ben de şüpheleniyordum ama. Yaşı geldi aslında. Beşir de pırlanta gibi çocuk. Bakarsın evlenirler ha. Olmaz mı? Kim bilir. Dur bakalım şimdi. Ulu orta konuşma. Tamam. Sokma akıllarına. Tamam. Zaman ne gösterir bilinmez. Kısmet. Bitti bu. Al yenisini içerideki dolaptan. Bir daha konuşalım. Aman kızım, iyi karıştır, dibi tutmasın. Tamam. Ya Bihter Hanım, Behlül Bey'e yaptığım çorbadan içer mi acaba?
Hasta yemeği mi yedireceksin kadına? Salata tamam. Başka? Bir de cacık yap istersen. Heh, cacık mı? Hay hay. Derhal cacık yapayım sana. Ay. Dilimin ucuna geldi. Beşir de çağır diyecektim. Evde olmadığını unuttum bir an. Halbuki nasıl hissediliyor yokluğu değil mi? Ya elim ayağım o benim. Elim ayağım. Bugün daha iyi anladım. Evladım çok çalışkan, çok. Çalışkan, terbiyeli, saygılı. Bir tanedir o, bir tane. Dört ayağının üstüne düştü. Geziler, meziler, keyfi yerinde. Ne yapıyor acaba? Ay bir arasana şunu. Arayayım. Hadi. Yarın maça kulüp yöneticileri de gelecekmiş. Ya. Benim gibi genç yetenekleri keşfetmek için. Ne haber? Aa, iyidir sen? Ben de iyi. Takım arkadaşın değil mi? Antrenmanda gördüm. Evet, o da ailesiyle burada kalıyor. Oo, anlayalım Beşir. Şşş. Evden arıyorlar. Alo. İyi akşamlar Beşir Çelebi. Nasıl gidiyor geziniz? Nasıl olsun, iyi valla. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? Hiç işte, oturuyoruz Adnan Bey'le. Ha, dalga geçme diyorsun, anladım. Tamam, kapatayım o zaman. Sonra sen müsait olunca ararsın. Olur, görüşürüz. Beşir bir verir misin, bir şey soracağım. Bir dakika, Adnan Bey istiyor. Veriyorum. Adnan Bey konuşmak istiyor. Efendim, iyi akşamlar Adnan Bey. Ne yaptınız? Firdevs Hanım'ın odasını hazırladınız mı? Evet efendim. Hazırladık. Odayı soruyor bak. Güzel güzel temizledik. Tabii Bihter Hanım'ın talimatına uygun biçimde yerleştirdik. Ellerinize sağlık. Bihter Hanım nasıl? Yorulmuş. Öbür evdeydi biliyorsunuz. Şimdi odasında dinleniyor. Güzel. Her şey yolunda yani. Behlül Bey biraz hasta. Ya. Yatıyor. Onun dışında bir şey yok. Behlül evde mi? Evet Erdoğan Bey. Gelir gelmez vurdu kafayı, yattı kaldı öyle. Ya, haberim olmadı. Vallahi üşütmüş herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Hadi iyi akşamlar size. Size de efendim, size de. Herkese selam. Sağ ol. Ne oldu baba? Yine kim hasta? Behlül, üşütmüş biraz. O olsun, bizimle gelme. Bülent, o ne biçim laf? Tamam, geri alın. Elif'in doğum günüydü hem de bu akşam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.